Benimle evlenir misin? Ben evliyim. Herkese merhaba. O ne diyor? Bugün beni ağırlıyor. Nasıl sorular hazırladınız acaba? Göreceğiz şimdi. O zaman başlayalım. Zırırırım. Hazır mısınız? Oyunculuk yapmak zorunda mısın? Hala sevmiyor musun oyunculuğumu? Sana kötü bir haberim var. Oyunculuk yapmasam hiç mutlu olamayacağımı düşünüyorum mesela, biliyor musun? Üzgünüm. Kimsenin bilmediği ama sizi de zor duruma sokmayacak bir şeyi itiraf eder misiniz? Cevap bulamadım. Aynaya bakıp kitap gibi kadınım ya, tütü maşallah diyor musunuz? Hiç demiyorum. Kendimi güzel bulmuyorum. Daha doğrusu güzel olmanın bir ayrıcalık veya bir şans olduğunu düşünmüyorum. Ayrı bakalım. Devam ediyorduk. Hiç magazinci tokatlamak istediniz mi? Hiç magazinci tokatlamak istemedim. Çünkü hepsi iş yapıyorlar. Sadece bir tane, bir kare bir şey çekebilmek için. Ekmek parasının derdinde olan genç bir sürü arkadaşımız aslında. Hayatımda hiç kimseyi hiçbir zaman tokatlamak istemedim. Fransa'da doğmuş olsan dünya starı olurdun. Bu ne güzellik. Çok teşekkür ederim. Fransa'da doğmadığımız için olmayacağız diye bir şey yok. Ayrıca eğer dünyaya söyleyecek bir şeyimiz varsa, öyle bir projede yer alacaksak, neden buradan da doğduğumuzda o şansımız olmasın ki? Bütün varlığımı kaybedeyim ama başıma şu gelmesin dediğim bir şey var mı? Oh, oğlumla ilgili olacak herhangi bir şey, evet yani. İyi ki yapmışım dediğim bir hatan var mı? Hata gibi değil de bazen iyi ki de hayır demişim dediğim projeler oluyor. Bunu sayabiliriz. Sinemada sınırların var mı? Belki bir gün bir hikaye çıkar, sınırlarım olduğunu söyletir ama galiba bizim ülkemizde oynayan bütün oyuncuların kısmen bazı sınırları olması gerekiyor. Zaten projeler ve hikayeler de o sınırlar çerçevesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla benim de bir de ayrıca üzerine sınır koymama gerek kalmıyor. Hiç yılanlık yapıyor musun? Sende biraz yılan tipi var. Yasemin, yılanlık mı? İnan ki bana yılanlık yapmayı çok isterdim, biliyor musun? Çünkü bazı anlar oluyor, yılan olman gerekiyor abi. Başka bir şekilde o durumları kurtaramıyorsun. Ama hiç yok yani. Hiç yok ve hiç yok. Belçin Begin, seneler önce Mehmet Günsür yetmedi, şimdi Teo mu? Ha ha ha. Berkant, çok haklısın. Partnerlerim konusunda hep şanslı oldum. Yani sadece yakışıklılıkları değil, bir de ruhları ve insanlıkları çok güzel insanlarla çalışma şansım oldu. Evet, şanslıyım. Teşekkürler. Sizce dünyayı ne kurtaracak? Ya bence dünyayı sevgi kurtaracak. Sevgi. Oğlum büyüyünce nasıl bir kaynana olacaksın? Çok severim herhalde, tatlı bir gelinim olursa. Bu mülkiyet duygusuna biraz takığım ben arkadaşlar. Mülkiyet, sahiplenme, ilişkinin her türlüsünde. Anne çocukta da öyle bence. Rodin dünyaya gelmek için bizi seçti diye bizim bir parçamız, benim bir şeyim olmuyor aslında. Dolayısıyla da yarın kendisi gidecek, birini seçecek, birine aşık olacak. O aşık olduğu için zaten ben severim ki. Bir de cadı bir kaynana da olabilirim, bilmiyorum. Neden yurt dışında yaşıyorsun? Bizi beğenmiyor musun? Melisa, hiç öyle bir şey olur mu? Denir mi hiç bu? Şöyle düşün yani. Bir kere zaten buradan başka bir yerde yaşamak demek, yüreğinden ülkeni atıp gitmek demek değil. Nereye gidiyorsan kalbinde, aklında ülkeni de götürüyorsun. Garip bir zamandan da geçiyoruz. Böyle bir zamanda ay ya, beğenmedim oraya, gittim falan değil. Bence tam tersi. Aslında her birimiz kendimiz için bir şeyler yaptığımız zaman bunu ülkemiz için de yapıyoruz ya. Aslında senin baktığın yerden değil de belki tam tersi bir yerden okunabilir benimki. Böyle kesin kararlarla, büyük cümlelerle de alınmış bir yol değildi. Gittik, geri geliriz. Yarın bambaşka bir yere gideriz. Neden olmasın? Neden sınırlar olsun dünyada? Belçim ne demek? Belçim, gülün içindeki en küçük 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 yaprak demek. Aynı zamanda da üzüm, asma yaprağı demek. İran Kürtçesi. Eğer bir kitap karakteri oynayacak olsanız hangi karakteri seçerdiniz? Ay, içimden neden bilmiyorum ama Anna Karenina geldi yani. Ben hep bir film uyarlaması ve şey olursa benim içimde bir hayaldir. Keşke Anna Karenina'nın güzel bir uyarlaması olsa ve oynasam. Ama gerçek hayatta Allah korusun. Serenci misin, Gülbenci misin? Ya ben tartışmalardan uzaktayım. Duydum bir şeyler. Oh. En sevdiğin üç ünlü arkadaşının ismini söyler misin? Ortalık karışsın biraz. Beren Saat, Ayfer Dönmez. Üçüncüye kimi söylesem? Bak, üçüncü pat diye gelmedi. Meryem Uzerli. Göğüs dekoltesi mi, sırt dekoltesi mi? Her ikisi de. Mood'a göre, saç modeline göre falan. Ve dekolte güzeldir ya arada. Erdoğan size yenge diye sesleniyor. Yenge! Ha, Mustafa Erdoğan. Bana yenge demeyen en başından beridir. Tek insan olabilir hatta, biliyor musun? Enteresan o ismi söylemiş olman. Mustafa abiyle hiç yengeli falan değil. Abili kardeşli bir ilişkimiz var. Son soru derim. İban atsam 10.000 TL borç verir misin acaba? Ciddi soru. Kardeşim, neden vereceğimi bilsem belki ama vermem ya.
Rüzgar filmi 19 Ocak'ta sinemalarda. Biz çok güzel bir çocuk filmi yaptık. Çok renkli, çok masalsı, sevgi ve umuda dair duygularla sinemadan çıkacağınız bir film oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sevgili O Ne Diyor ekibi, ne tatlısınız, ne gençsiniz, ne tazesiniz. Size ihtiyacımız var. Bir sürü yeni ve bir sürü enerjik projeyle hep üretin siz, olur mu? Teşekkürler. Teşekkür ederim.